Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir önceki videomda aylardır sadece bizim değil tüm dünyanın bir numaralı gündemi olan koronavirüsle ilgili bazı detayları aktarmıştım. O videomda konuyu Amerika ve Türkiye açısından işlemiştim. Devletler ne kadar dillendirmese de herkesin bildiği gerçek şu ki Amerika Çin'e koronavirüs ile saldırmış durumda. Artık uzun süredir devam eden 3. Dünya Savaşı'nda yeni bir aşamaya geçildi. Amerika virüs saldırısıyla beraber insanlık adına en ölümcül kapıyı da aralamış durumda. Videoya başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var. Bugün Çin her ne kadar süper güç adayı olarak görünse de Çin'i bugünkü haline getiren ve hiç konuşulmayan temelde iki tane güç vardır. Birincisi dünyanın en büyük baronu olan Jacob Rothschild, diğeri ise İngiliz devlet aklıdır. Perde önünde her ne kadar Çin ve Amerikan savaşı görünse de perde gerisinde esasında Amerika, Çin, Rothschild ailesi ve İngiltere savaşı vardır. Almanya, Fransa, İtalya ise Çin bloğuna eklemlenmeye çalışan devletlerdir. Video içerisinde kolaylık olsun diye Amerika-Çin savaşı olarak anlattım. Ancak sizler biraz önce Çin'in arkasındaki güçleri de bilerek videoyu izlerseniz büyük resmi görmek açısından daha etkili olacaktır kanaatindeyim. Neyse konumuza geri dönelim. Günlük hayatın koşuşturması içinde insanların büyük çoğunluğu dünyada devam eden ve artık zirveye varmak üzere olan güç ve paylaşım savaşlarının farkında değil. Bu paylaşım savaşı anlaşmayla sonuçlanmazsa ki sonuçlanacağına dair hiçbir işaret de yok, sürecin sonunda birçok devlet tarihten ya silinecek ya da şu anki pozisyonunu tamamen kaybedecek. Uluslararası ilişkiler en vahşi kanunların uygulandığı alandır. Burada hiçbir devlet diğerinin gözünün yaşına bakmaz. Bırakın düşmeyi, hafif sendelerseniz bir anda sırtlanların arasına düşmüş av gibi olur ve anında parçalanırsınız. Dünya barışı, demokrasi, insan hakları denen kavramlar tamamen palavradır. İnsanları aldatmak için çıkarılmış yalanlardır. Devletler arası ilişkilerde sadece ama sadece güç konuşur. Güçlünün kuralları ve kanunları geçerlidir. Geçmişte de böyleydi, şu anda da böyle, gelecekte de böyle olacak. Osmanlı'dan sonra dünya hakimiyetini İngiltere devraldı. İngiltere'den sonra Amerika yerine geçti. Amerika şu an gücünün zirvesine çıkmış durumda ve gerileme sürecine de girdi. Güç hiçbir zaman boşluk kabul etmeyeceği için Amerika'nın bırakacağı yere Çin oturma niyetinde. Amerika ve Çin birbirlerine karşı aslında defalarca saldırıda bulundu. Bunu iki tarafta bilerek ekonomik alanda tuttu. Hatırlarsanız Amerikan Boeing uçakları arka arkaya düşmeye başlayınca Çin bu uçakların kendi hava sahasında uçmasını yasakladı. Çin'in arkasından 50 ülke daha bu uçaklara kısıtlama getirince ve Boeing firmasına verilen siparişler iptal edilmeye başlayınca bu firma 500 milyar dolar zarara uğradığını açıkladı. Bu Çin'in Amerika'ya karşı en büyük ataklarından birisiydi. Çin burada durmuyor ve 5G ile dünyadaki tüm iletişimin hakimiyetini istiyordu. 5G teknolojisine kadar dünyadaki tüm iletişim Amerika'nın kontrolündeydi. Bunun üzerine Amerika, hatırlarsanız Huawei'in sahibinin kızını tutukluyor ve Çin'e misilleme yapıyordu. Amerika'nın durması imkansızdı ve Çin ürünlerine karşı gümrük vergisini getirerek bu ülkeye 250 milyar dolar zarar verdi. Amerika'nın tüm bu hamleleri kendisi açısından yeterli değildi. Çünkü bunlar Çin'i durdurmuyor ve Çin sürekli güçlenerek Amerika'ya meydan okuyacak hale geliyordu. İşte dananın kuyruğu da burada koptu. Trump aslında 9 Ekim 2019'da bugünkü savaşın sinyallerini vermişti. Konuyu burada detaylı anlatmama gerek yok. Dileyen arkadaşlar şu an üstte linki çıkan videomdan bunu izleyebilirler. Koronavirüs 27 Aralık 2019'da Çin'de görülmeye başlar. Güç sarhoşu olan Çin bir anda neye uğradığını şaşırır. Ekonomi yazarlarını elinden geldiği kadar takip etmeye çalışırım. Arkadaşlar tüm ekonomistlerin buluştuğu ortak nokta şu ki Çin koronavirüs yüzünden geçen 3 aylık süreçte 4 trilyon dolara yakın zarara uğramış durumda. Kaybettiği insan sayısı ise cabası. Büyük devletler bir taş ile en aşağı 5 kuşu vurmazsa o taşı asla atmazlar.
Amerika Çin'e virüsü bulaştırarak hem Çin'i hem ona destek veren ülkeleri hem de Rothschild ailesini felç etmiş durumda. İyi de o zaman bu virüs neden Amerika'da görüldü diye soracak olursanız cevabını hemen vereyim arkadaşlar. Batı'nın devlet sistemi bizim bildiklerimizden çok farklıdır. Bu ülkeler kendi çıkarları için gerekirse binlerce masum vatandaşını gözünü kırpmadan öldürür. Örnek isteyen İkiz Kuleler Tiyatrosu'na bakabilir. Amerika Afganistan'a yerleşebilmek için kendi ülkesinde eylem yapıp binlerce vatandaşını öldürdü. Bunu da Afganistan'ın üstüne atıp gidip o ülkeye yerleşti. Bugün de bu ihtimal hiç uzak değil. Bir de Amerika'daki koronavirüs salgınına dikkat edin arkadaşlar. Bu salgın özellikle New York kentinde başladı. Neden mi New York? Yahudi sermayesinin Çin haricinde dünyada iki tane üssü vardır. Birincisi New York, ikincisi ise Londra. Dolayısıyla Amerika virüsün New York'ta ve sonrasında Londra'da yayılmasını sağlıyor. Böylece özellikle Rothschild ailesinin sermayesini hedef alıyordu. Bana katılırsınız katılmazsınız orasını bilemem. Ama resmin bütününe baktığımda benim gördüğüm manzara bu şekilde. Amerika dünyaya kendi sistemini dayatabilmek için daha fazla ileriye gidecektir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Şu an için Amerika maçta galip gibi görünse de asıl tehlike koronavirüs salgını bittikten sonra başlayacaktır. İşte o zaman Amerika kuvvetle muhtemel ki tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir saldırıyla karşılaşacaktır. Asıl beklenen olay Çin ve Avrupa ülkelerinin vereceği cevaptır. Arkadaşlar burada size çok ilginç bir şey söylemek isterim. Muhtemelen birçoğunuz bunu kabul etmeyecektir. Şuna emin olun ki dünyada şu an yıkılması en zor ama bir o kadar da yıkılması en kolay olan devlet Amerika'dır. Dışarıdan bakınca askeri ve ekonomik gücünü görünce Amerika'nın yıkılması imkansız gibi görünse de bu ülkenin içine baktığınızda manzaranın tamamen farklı olduğunu görürsünüz. Amerika Birleşik Devletleri aslında dünyadaki en büyük toplama kampıdır. Amerikalı diye bir ırk yoktur. Avrupalılar coğrafi keşifler sonucunda bu kıtaya gitmiş, oradaki 30 milyon Kızılderili'yi soykırıma uğratmış ve o topraklara yerleşmiştir. Şu an Amerika'daki en büyük etnik grup 50 milyon kişiyle Almanlardan oluşur. Şu anki Amerikan Başkanı Trump bile Alman kökenlidir. Almanları sırasıyla diğer Avrupa milletleri ve ırklar takip eder. Ortak bir tarih ve ırk birliği olmadığı için bu toplumu bir arada tutacak iki temel unsur kullanılır. Birincisi ve en önemli olan ekonomi, diğeri ise başta Hollywood filmleri olmak üzere eğlence sektörüdür. Irk birliği olmadığı için Amerikan ulusunu oluşturmak adına farklı bir yol daha denemişlerdir. Onlar kendilerini sınıflandırırken beyazlar ve siyahlar tabirini kullanırlar. Onlarca farklı etnik kökeni bu pota içerisinde eritmeye çalışırlar. Ancak o kadar gücüne rağmen Amerika'nın ekonomisi bittiği an bu devlet bir anda 50 parçaya ayrılır. Ortak tarihleri olmadığı ve ırk birliğini tam sağlayamadıkları için dağılmaları kaçınılmazdır. 327 milyon nüfusa sahip Amerika şu an kişi başına silahlanmada dünyada birincidir. Tahmin edilen rakam 200 milyon kişinin silahlandığıdır ve bu silahlanmada hiçbir yasal kısıtlama bulunmamaktadır. En ufak olayda birbirlerine silah çektiklerine haberlerde şahit olmuşsunuzdur. Veya okullarda çocukların birbirlerine karşı yaptıkları silahlı eylemleri hepiniz mutlaka görmüşsünüzdür. Ortak ulus bilinci olmayan, temel güç olarak ekonomiyle bir arada duran bu koca nüfusu parçalamanın en etkili yolu da Amerikalının yaşamının ve cebinin tehlikede olduğunu hissetmesini sağlamaktan geçer. İşte Çin ve Avrupa'nın cevabı da göreceksiniz mutlaka bu yönde olacaktır. Şuna emin olun ki Amerika kendi vurduğu silahla vurulacak ve koronadan çok daha ölümcül virüsle tanıştırılacaktır. Çin ve Avrupa bu yönde mutlaka işbirliği yapacaktır ve Amerika'ya ortaklaşa saldıracaktır. Bir virüs ile insanların birbirine nasıl düştüğüne ve marketleri nasıl yağmaladığına haberlerde hepimiz şahit olduk. Amerikan toplum yapısını biraz okuyun, böyle bir durumla karşılaştıkları an hem marketleri hem de birbirlerinin eşyalarını yağmalamaya başlayacaklarını ve silahlarını da çok rahat kullanacaklarını göreceksiniz.
ekonomik yönden duraklamaya, sonrasında ise gerilemeye giden bir Amerika anında iç savaşa düşer ve bu kaçınılmazdır. Böyle bir şey olmaz. Amerikan ordusu devreye girer derseniz çok yanılırsınız. Amerikan ordusu tamamen paralı askerlerden oluşur ve takriben 1 milyon civarı askeri bulunmaktadır. Buna karşılık Amerika'nın nüfusu 327 milyondur ve açıklanan rakamlara göre bu nüfusun en aşağı 200 milyonu bireysel olarak silahlanmış durumdadır. İç savaş durumunda halk silahlarını kullanmaya başladığı an Amerikan ordusunun bunu durdurması imkansızdır. İş sadece bu kadarla da değil arkadaşlar. Bir de bunun çok farklı bir boyutu var. Amerika içinde herkes Yahudileri çok etkin bilir. Bu doğrudur. Ancak görünmeyen 3 devlet daha vardır. Bunlar İngiltere, Fransa ve Almanya'dır. Özellikle İngiltere ve Fransa Amerika içinde rahatlıkla iç karışıklık çıkarma gücüne sahiptir. Hatırlıyor musunuz? 2017'de Amerika'da zenciler ayaklanmaya başlamış ve devlet bunu zorlukla bastırmıştı. Bu ayaklanmada özellikle Fransa'nın rolü olduğunu bizzat Trump dolaylı yoldan söylemişti. Keza İngiltere ve Almanya'da aynı güce sahiptir. Amerika virüste vurulduğu an iç savaşın daha da körüklenmesi için özellikle Fransa ve İngiltere bu işi zenci ve beyaz çatışmasına da götürecektir. Siz Hollywood filmlerinde anlatılan Amerikan yaşam tarzına aldanmayın. Şu an Amerika dünyadaki en büyük yoksul nüfusa sahip ülkedir. Gelir dağılımı inanılmaz kötüdür. Zencilere yapılan baskılar had safhadadır. Orada her şey bir kıvılcıma bakar ve bu kıvılcım yakıldığı an Amerika geri dönülmez yola girmiş olur. Bu ülke 51 eyaletten oluşur. Zengin olan eyaletler kendilerine göre fakir olan eyaletlerin yükünü çekmek istemediğini defalarca söylemiştir. Amerika'da iç savaş başlarsa eyaletlerin ayrılması da kaçınılmazdır. Arkadaşlar, devletlerin kullandığı taktiklerden birisi de şudur. Eğer ki bir sorunu kolay yoldan halledemiyorsanız önce bir sorun çıkartırsınız. O sorunun sizin kontrolünüzde büyümesine izin verirsiniz ve oluşan kaotik ortamda da devlet gücünü kullanır, o sorunu kökten halledersiniz. Şu an için görünen tabloda aslında budur. Amerika ülke içerisindeki Yahudi sermayesinin gücünün azaltılması ve o şirketlerin zarar edebilmesi için virüsün kendi ülkesinde yayılmasına izin verecektir. Eğer ki planları istedikleri gibi giderse oluşacak karmaşada Amerikan devleti zengin Yahudi iş adamlarını ya tutuklayacak ya da yok edecektir. Ancak bu çok tehlikeli bir kumardır. Çünkü virüs olayında kontrolü kaybederlerse tarihlerinde hiç şahit olmadıkları büyüklükte bir belayla da karşılaşacaklardır. Gelinen durumda olacak olan şudur arkadaşlar. Amerika ve karşısındaki blok birbirlerini yok etmeye yönelik savaşın artık son safhasına geçmişlerdir. Bu kavgada mutlaka taraflardan birisi yok olacaktır. Amerika her ne kadar plan yaparsa yapsın, mutlak surette kendisi çok daha büyük bir virüs belasıyla karşılaşacaktır. Önlem alamazsa, işler kontrolden çıkarsa bu işi silahlı çatışmaya da döndürebilir. Buna cesaret edebilir mi diye sorarsanız, bence bundan asla çekinmezler. İşte hep konuşulan 3. Dünya Savaşı da o anda başlamış olur. Koronavirüs asla bir virüs değildir arkadaşlar. Yeni dünya sisteminin kapısını açan kilittir. Açılan kapı artık kapanmayacaktır. Her şey 2 yıl içerisinde bitecektir. Zaman artık kalmadı. Yaşadığımız dünya hayatında insanlar plan yapar, hedef belirler. Dünyada hem bugün hem de geçmişte yaşanan tüm acıların, soykırımların, vahşetin sorumlusu Yahudiler ve Hristiyanlardır. Onlar bugün bile dünyayı kan gölüne çevirmekten bir an olsun geri durmamışlardır. Şu an kendi aralarında yaşadıkları kavga dünyayı ele geçirme ve tek başına hükmetme kavgasıdır. Ancak unuttukları bir şey vardır. O da her şeyin Allah'ın hükmünde olduğu ve onun izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağıdır. Onlar hem dünyaya hem de birbirlerine tuzak kura dursunlar. Asıl Allah onları birbirine düşürecektir. Aslında çoktan birbirlerini kırdırmaya başlamıştır bile. Şu ayeti hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Ve